evimizde, bu büyük evimizde deprem oldu. Abimler yer yatağında yatıyoruz. Deprem olunca başladık sallanmaya böyle. Hemen fırladık. Dışarıya çıktık ve bir daha evimize girmedik. Karşıda bir tarla var. Mercan abinin tarlası. Orada çadırlar kurduk. Babam beni kucağına aldı. Anneme Zeynep Hanım çabuk Hasan'ı al kucağına, dışarı çıkalım. Yani abime al kucağına dışarı. Dışarı çıktık. Babam beni kucağına aldığında hatırlıyorum yani böyle yapıyordu. Ne yapıyorsun baba diyordum. Meğer şeyden, tavandan topraklar düşmüş. Büyük bir zelzeleydi. Her yer yıkıldı. Kız bahçesi diye bizim mahallede kız bahçesi diye bir yer vardı. Açık bir yer. Kızılay oraya çadır kurdu. Hiç unutmuyorum. Babam gaz tenekesine aş dedi. Ama çorba gibi bir şeydi. Hatırlıyorum öyle. Getirdi. Hiç unutmuyorum o şeyi. Çok kötü sallanmıştık. Babama böyle sarılmışım. Babam sonra Zeynep Hanım bak dedi. Kız dedi ne yaptı dedi buralarımı. Böyle babama şey yapmışım. Yani iz bırakmışım ellerimle. O kadar çok korkmuşum. Yalnız bu şey deprem yalnız Ayvalık'ın orta tarafının göbeğine vurdu. Göbeğine vurdu. Sabuncugiller'den içiye kadar. Vahit Sağlam'a kadar veya Vahit Sağlam orası o zaman ibadete açık biberli cami derlerdi. Oraya kadar orası da şey biraz yarı şey kısmı yıkıldı, yarı kısmı yıkılmadı. Oraya kadar şey etti deprem. Sakarya'ya şey etmedi, fazla tesir etmedi şeye. Bir de Şamlık tarafına fazla tesir etmedi. 44 depreminde ben ilkokulun 5. sınıftaydım. Kardeşim de 4. sınıftaydı. Bizim Zeki Bey Mahallesi'ndeki evimiz 2 katlıydı. Evimizin bir kısmı ortadan bölündü. Benim yattığım şeyde odada bir şey olmadı. Kardeşimin yattığı odada diğer komşunun şeyi çatısı üzerinde düştü. Onun şey önce vefat etti, kardeşimi kaybettik. O şeyleri, öyle cesetlerin içindeki iş bankasının önüne getirdiler. Ondan sonra bir çöp traktörüne doldurdular. Ben de çocuktum tabii şey arkasından koştum. Bu mezarlığa kadar gittim. O mezarlıkta o giysilerdi. Giysilerle hep o şeylerim, kardeşlerimizi, şeylerimizi, olan üzerindeki giysilerle. Biz o şeyleri, definleri, ben de çocuktum, diğer mezarcı Hasan vardı, Sakaryalı. Ondan sonra şey Kambur Yusuf, ondan sonra şey Celyalıların Deli Yusuf, daha birkaç kişi. Böyle onlar hepsini böyle bir bir mezarlığa indirdik. Böyle o şekilde hepsini gömdük orada. O şeyleri, anıları unutamıyorum hiç.